Hemen görüntüleri, yani gururumuz olan görüntüleri ekranlara taşıyalım. 21 Şubat'ta ilk kez tekerleği pistten kestiğinde bütün dünyada gündem olmuştu. Milli savaş uçağı Kaan ikinci test uçuşunu yaptı bilgisi paylaşılmıştı bugün ama görüntüler şu dakikada paylaşıldı haber kuruluşlarıyla. Bu sefer 14 dakika havada kaldı Kaan. Görüntüler ekranlarda, ikinci uçuşunu da başarıyla tamamladı. Şimdi cuma gününe dönüp birazdan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in özellikle geçtiğimiz hafta Almanya Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ziyaret üstünden de biz Kaan'ımızı bekleyeceğiz diyerek verdiği mesajı ekranlara taşıyacağım. Değerli konuklarımızın da yorumunu alacağım ama önce bu son derece önemli ikinci uçuş diyelim. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılmıştı. TUSAŞ tarafından geliştirildi. Kaan projesi ikinci uçuş bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. Haluk Görgün ikinci uçuş sonrası Savunma Sanayi Başkanı bir açıklama yaptı. Test pilotları ve proje ekibiyle buluştu. Heyecanlı izledi, aynı zamanda gururluyuz ifadesini kullandı. Türk havacılık tarihinin, Türk savunma tarihinin önemli günlerinden birine daha şahitlik ettik. İnsanlı savaş uçağımız bugün ikinci uçuşunu yaptı. İlk uçuşunu 21 Şubat'ta tamamlamıştı. İlk uçuşta uçuş öncesi planlanan uçuşu başarıyla gerçekleştirmişti. Bugün de yine o ilk uçuş sonrası elde edilen verilerden yola çıkılarak analiz edilmesi sonrasında ikinci uçuş hazırlıkları tamamlandı ve bu gerçekleşti. Yine ilk uçuş ekibi gibi çok başarılı bir uçuş oldu. Ve bu noktada yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirmeye açık avyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışılabilme gibi 5. sınıf savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip olan Kaan'ın bu sefer alçak uçuş irtifa konusundaki kabiliyetleri test edildi. Bir yandan da bu yeni boyalı haliyle de ilk uçuş yaptığını söylüyor Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün. İkinci uçuşu bugün sabah saatlerinde ve 14 dakika sürdü. 10.000 feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı.